abi? Bence çok güzel bir ortamda, çok sağlıklı bir ortamda iyi bir kamp dönemi geçirdik. Aramızda sadece Ali Karimi ile Macit Hüseyin'i yoktu Dünya Kupası'nda olduklarından dolayı. Herhangi bir sakatlık problemi çok şükür yaşamadık. İyi fiziksel anlamda istediğimiz verileri aldık. Oyun olarak da farklı oyunlarda denediğimiz 3 tane hazırlık maçı oynadık. İyi de sonuçlar aldık. Sonuçların çok önemli olmamasına rağmen. Dün de oyuncularımla konuştum. Yavaş yavaş hazır hale geliyoruz. Şimdi önümüzde çok önemli bir kupa maçı var. O kupa maçını oynayıp ondan sonra ligde hafta sonu oynanacak maçları izleyeceğiz. Çünkü ilk hafta maçımız yok. Ondan sonra da Alanya maçına hazırlanacağız. Berna Gözbaşı'na bana bu kulüpte çalışma imkanı verdiği için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bence hem hayatından hem kariyerinden hem mesleğinden çok büyük fedakarlıklar yaparak Kayserispor'a bence çok önemli hizmetlerde bulundu. O yüzden ona bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona güzel kızıyla, ailesiyle mutlu bir hayat diliyorum. Belki ileride yollarımız tekrar ya da yolları tekrar Kayserispor'la kesişebilir. Çünkü bir Kayserispor sevdalısı kendisi. Ona bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Bu kulübü içinde daha önceden görev almış, bu kulübün şartlarını bilen, bu kulüp için daha önce fedakarlıklar da yapmış yeni başkanımız Ali Çamlı başkan oldu biliyorsunuz. Ona da yeni görevinde başarılar diliyorum. Zaten 2-3 gündür devamlı beraberiz. Bu kulübün bu seneki amaçları, hedefleri belli. Bu hedef doğrultusunda aynı mentalitede beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ona da bu görevinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Je crois que on a fait un bon camp. On s'est entraîné avec le staff et l'entraîneur et on a joué des matchs amicaux et on a essayé des tactiques pour la deuxième partie de la saison et alhamdulillah ça s'est bien passé. Bence çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Orada çok iyi çalıştık hocalarımız, staffımızla birlikte çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Hazırlık maçları oynadık, güzel maçlardı. Onun dışında taktiksel olarak da bazı yeniliklere çalıştık. Umarım önümüzdeki dönemde ligin kalan kısmında çok daha iyi olacak. Oui, je crois que avant tout félicitations à l'Argentine. Oui, comme le football africain, on a vu qu'il a beaucoup évolué et maintenant c'est à nous de travailler dur même pour les terrains, les stades. Öncelikle şampiyon olan Arjantin'i tebrik etmek istiyorum. Afrika futbolu olarak biz gelişmeye devam ediyoruz. Bunu da en son Fas örneğinde görebiliriz. Ama bu gelişmeyi sağlarken yani sahalara ve stadyumlara da hani yatırım yapmalıyız. Yani bence bu turnuvada şunu gördük ki herkesin söyleyebileceği bir söz var. Gerçekten lige iyi başladık. Bu Dünya Kupası'na kadar çok iyi bir performans gösterdik. Daha sonra lig bitti. 10 günlük iznin ardından Antalya'da kampta hep beraber toplandık. Orada da gerçekten güzel bir kamp dönemi geçirdik. Çalışmalarımız çok iyiydi. Çeşitli farklı formatlarda oyun anlayışı üzerinde biraz daha hocamız durdu. İnşallah onlarda da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Güzel bir keyifli kampın ardından tekrar şehrimize, memleketimize döndük. Burada antrenmanlara başladık. İşte önümüzde bir Gençler Birliği kupa maçı var. Şimdi ona hazırlanıyoruz. Kupa da bizim için çok önemli. Geçen sene final oynamış bir takımız. İnşallah bu sene de o kupayı alırız. Ben bir Messi hayranıyım. Çoğu gidip her fırsat bulduğumda kendisini canlı izlemeye de Barcelona'dayken özellikle gidiyordum. Yani bence dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyisi. Yani onu izlerken aldığım keyif bana hiçbir şey de vermiyor. Yani böyle bir futbolcunun yani gerçekten bir dünya kupasını hak ettiğini düşünüyorum. Biraz futbolun adaleti varsa o kupanın Messi'ye gideceğine inanıyordum. Hatta burada
çoğu arkadaşımız, özellikle Çağdaş Hocam Ronaldo'cu olduğu için onunla biraz da böyle şeylerimiz oluyordu ama bugün sabah sağ olsun kendisi beni tebrik etti. Gerçekten hani kendimi almış kadar da sevindim diyebilirim. Ama hakikaten dünya futbolunun Messi'ye bir dünya kupası borcu vardı. Dün de o işlerin tamamlandı. Artık herkes rahat